Bir bilinmezliğin içinde süzülüyorum ve bu besleyici bir şey. Bilinmezlik durumunun beraberinde getirdiği o gizem aslında hayatı daha yaşanır kılıyor diye düşünüyorum. İçinde umut da barındırıyor, aynı zamanda ölüm de barındırıyor. Zaten ölümün olduğu bir yerde hayatın beni nereye götürdüğü ne kadar önemli açıkçası onu da bilmiyorum. Ama şunu itiraf etmeliyim. Benim jenerasyonumun en temel ruh sağlığı problemi gelecek kaygısı. Hayatın beni nereye götürdüğünü düşündüğümde, hayatı planlamaya çalıştığımda ya da kontrol etmeye çalıştığımda işte o kaygı içimi kemiriyor. Ben ufak şeylerle mutlu olan insanlardanım. Ben genellikle gerçekçi ve planlı hayaller kurarım. Yani hayalim varsa ona ulaşmak için planım her zaman olur. Ateşin bulunmasından başlayıp bugünkü konuma gelmemizin sebebi insanoğlunun hayal kurmasıdır. Zaten hayatımın her anında hayal gücüm birdenbire devreye giriyor. Ve sonra bir bakmışım ki o hayal ettiğim şeyin peşinden bir takım fikirlerle birlikte koşmaya başlıyorum. Aslında benim hayatı kabul ediş tarzım bu da diyebiliriz. Hayal insanoğlunun yaratılışında var. Durmayı öğrenmeye çalışıyorum. Hayallere inanın. Mutlak doğru diye bir şey yoktur. Doğru değişkendir. Zaman, mekan, konu, kişi, ahlak. Tüm bu nüanslar kendi doğrularını yaratır. Biz sadece ortak bir payda buluşup onu doğru kabul ederiz. İyilik ne demek? İyilik çok içgüdüsel bir şeydir. Bir neden aramadığınız zaman aradığınız her şeyi iyilik olarak adlandırabilirsiniz zaten. Ne kadar zor olursa olsun bazen daha iyi şeyler yapmak için yaptıklarını yıkman gerekebilir. Yaşım ilerledikçe iyinin göreceli bir idea olduğunu ve asıl önemli olanın insan olabilmek olduğunu fark ettim. Daha yüksek bir perspektiften görüldüğünde koşullar daima olumludur. Daha kesin konuşmak gerekirse onlar ne olumlu ne de olumsuzdur. Onlar oldukları gibidir. Ve siz olanı tümüyle kabul ederek yaşadığınızda, ki bu akıllıca yaşamanın tek yoludur, artık yaşamınızda iyi ya da kötü diye bir şey olmaz. Sadece kötüyü de içeren yüksek bir iyilik, en yüksek hayır vardır. Kendini tanımak benim için bir savaşın olması. Ve bu savaştan yenik çıktıktan sonra pes etmeyip neden kaybettim, neyi yanlış yaptım diye düşündükten sonra o savaşı geri dönüp kazanmakla başlıyor bence kendini tanımak. Aslında ben başarının bir parametresi olduğuna inanmıyorum. Yani yaşananları başarılı ya da başarısız diye net bir süzgeçten geçirmek çok da mümkün değil. Ancak her şey bittiğinde size bıraktığım duyguları düşünerek belki buna karar verebilirsiniz. Ya da zaten dünya üzerinden sadece bir kişinin yaptığınız şeyi başarılı bulması bile onun sıfatı alması için yeterlidir sanırım. Yani başarılıysa başarılıdır noktayı koyabilirsiniz. Eğer her birey eşit şartlarda dünyaya gelseydi, belki o zaman normalliğin tanımının keskin bir ayrımı, net bir cevabı olabilirdi diye düşünüyorum. Herkesin bu kadar farklı olması muazzam bir şey. Aşkın tanımı bir tartışma konusu çünkü elimizde net bir tanım, net bir cevap yok. Bazı bilim adamları bunu beyindeki frontal lob ve talamustaki kimyasal reaksiyonlara bağlıyorlar. Edebiyatçılarsa daha çok içe, yani duyguya yönelmişler. Psikolojik açıdan bir referans almak gerekirse Freud, anneden ayrışmanın yarattığı boşluktan önceki bir olma evresinin yeniden inşası olarak tanımlıyor. Ben de okuduklarımdan, araştırdıklarımdan baz alarak ve hayattaki tecrübelerimle de bir tanım bulmaya çalışıyorum işte. Bazen de şey gibi geliyor bana aşk. Narsist bir şey gibi. Karşındakinin gözündeki sana, yani yine kendine aşık olma durumu gibi. Aşk
bize huzur veren her şeydir. Aşk, tanımsız olduğu için aşk. Yaşadığım şeyi anlamlandırmaya çalışmıyorum. Sadece yaşıyorum. Bana hissettirecekleriyle ilgili tahmin bile yürütemiyorum. Aşkta zaafların en kötüsü. Kendine saygını yitirirsin.